müsaade var mı? Kedinin bir tanesi gezmeye çıkmış. Bir dakika ya, bir dakika. Fazla bir şey istemeyik. Kedinin bir tanesi gezmeye çıkmış. Gezerken bir bakmış ki gölgede aslan yatmış, uzanmış, keyif yapıyor. Kedi aslana bakmış, demiş ki ne haber yeğenim demiş. Aslan bir ayağa kalktı, ters ters baktı. Hadi be oradan demiş, sen demiş küçücük boyundan demiş, sen nerede benim dayım oluyorsun? Kedi de diyor ki yahu diyor, ben de senin gibi diyor. Ben senin dayıydım, senin soyunlarım. Pençemi vurdum, yıkıyordum, tuttum, kopartıyordum diyor. İnsanoğlu eline düştüm, beni böyle küçücük yaptılar diyor. Mesela biz aynıyız diyor. Neyse. Aslan bu sefer kızdı. La bu insanoğlu kimmiş ki diyor. Ben diyor en güçlü hayvan benim, benden güçlüsü yok diyor. Bana bu insanoğlunu göster diyor. Tamam gösterin diyor ama pişman olmak yok diyor, yola çıkıyorlar. Biraz gidiyorlar, biraz daha gidiyorlar, biraz daha gidiyorlar derken bir bakıyorlar ki bir metre boyunda bir çoban. Kavalını çalıyor fukaran. Bir 150-200'e yakın da koyunu var, onu gidiyor orada. Kedi gösteriyor, aha zalim insanoğlu bu diyor. Aslan gülüyor, ha 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 diyor. Ya diyor bu adam diyor, bir metre boyunda bana ne yapacak ki diyor. Öyle deme bak, zalim insanoğlu budur ha diyor. Sonra pişman olursun diyor. Kedi hele sen çekil bir kenara diyor. Aslan çoban yanına varıyor, diyor ki insanoğlu sen misin? Evet. Ben seninle güreşmeye geldim. Bu sefer çoban gülmeye başladı. Yahu senin gibi nece aslanlar geldi. Güreşelim dediler. Eve gideyim, güreş elbisemi giyeyim, yağdan indirirken hepsi kaçtı gitti. Yok an ben kaçmam. Söz mü söz? Vallahi mı vallahi? Hadi gel ben seni şu ağacın dibine bağlayayım. Eve gideyim, güreş elbisesini giyeyim, üstünü yağlayayım derken seninle güreşeceğiz. Tamam dedi aslan. Çoban bu aslanı aldı, ağacın dibine bağlıyor. Bir düğüm, iki düğüm, üç düğüm, dört düğüm, kör düğüm derken bunu iyice bir sıkı bağladı. Zopayı da eline aldı. Yen mi yemen mi, yen mi yemen mi, yen mi yemen mi derken bu sefer aslan bağırmaya başladı. Kediye. Dayı, dayı, neredesin dayı? Kutunu sevim dayı, kurtar beni diyor. Ama bir dakika, kedi de diyor ki, yok yeğenim diyor, sen de ne yaptın? Sen de insanoğlunun eline yeni düştün diyor, benim gibi küçücük olman lazım. Yani bu dünyada en vahşi yaratık da insanoğludur. Bunu da kulağımızın arkasına yakalım.